İyiler çok yaşamaz mı? Güzel yüzüm şöyle oluyor. Bazen çok güzel kadınları öldürüyorlar. Güzel kadınları gerçekten öldürmek ister zalimler. Yani çok düşman olur güzel kadınların. Yani ya kocası öldürmeye kalkar, ya babası, ya abisi, ya sokakta birisi falan. Yani güzellik başa bela derler hatta halk arasında. Nimettir ama öyledir. Güzelin düşmanı çok olur. Onun için güzelleri genellikle bir yerde ölü buluyorlar, öldürüyorlar falan. Oradan geliyor olabilir bu. Mesela yakışıklı delikanlılara da pek tahammül yoktur. İnsan yani kim ya bıçaklar ya bir şey yapar. Yani bir adilik yaparlar kıskananı çok olduğu için. Yoksa iyi insanlardan kasıt mürşitlerse onlar yani gerçek mürşitlerse yani Allah'ın ruhunu taşıyan mürşitlerse onlar görevini yapmadan öldürülemez onlar zaten. Ölmezler de. Yani normalin üstünde oluyor ömürleri. Görevini yapıyorsa. Ama görevini yapmıyorsa genellikle Allah canlarını alır. Mesela Bediüzzaman Risale-i Nur'u bitirdi. Risale-i Nur da evleri açtı. Her şeyi yaptı, çalışma yaptı. Konu bitti dedi, ben ölüyorum dedi artık. Beni dedi memleketime götürün. Arabaya bindi. Öleceğim dedi. Bak biliyor yani gitti arabayla. Hakikaten vefat etti. Gittiği yerde. Dolayısıyla olay ne? Vazifenin bitmesi. Eğer vazifesinin bitmediğine kani olsaydı o, 90 yaşına kadar da yaşardı, 100 yaşına kadar da yaşardı. Ama bitince gider. Yani niye dursun burada, ne yapacak yani?